Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 1. Liginde mücadele eden Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları gündüz çalışıyor, akşamları ise idman yaparak lige hazırlanıyor. Takımın hedefi 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak. ...2009-2010 sezonundan bu yana işitme engelli kardeşlerimle beraberiz. Sporcularımızın çoğu gerek kamuda gerek de özel sektörde ve öğrenci oldukları için antrenmanlarımızı akşamları yapmak zorundayız. Bu şekilde şu anda 1. Lig'de iddialı bir takım kurmaya çalışıyoruz. Genel sporcularımızı farklı antrenman programlarıyla onları lige hazırlıyoruz. Şu anda önümüzde 2023-2024 futbol sezonu var. Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü olarak hedefimiz bu sene tekrar Süper Lig'e çıkmak. Bunun için de bütün sporcu kardeşlerimizle beraber, yönetimle beraber canla maçla çalışıyoruz. Bütün arkadaşlar büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor. Bu yüzden haftanın 4 günü idmanlarımızı sürdürüyoruz. Akşam yapmak zorundayız çünkü gündüzleri çalışan kardeşlerimiz olduğu için bu yüzden bu soğuk havada şu anda antrenmandayız. İşitme engelli sporcu kardeşlerimiz spor sahasında bir araya gelme fırsatı buluyorlar. Gündüzleri çalışmak zorunda kaldıkları için akşamları ve hafta sonları müsabakalara çıkıyorlar. Onlar birbirlerine sahip çıkıyorlar, birbirlerine destek oluyorlar ve bu yüzden hayata daha sıcak, daha pozitif bakıyorlar. Kulüp şu anda yönetimin girişimleriyle liglere katılabiliyor. Şu anda yaklaşık 30 lisanslı sporcumuz var. Ben yaklaşık 10 yıldan fazladır bu kardeşlerimize gönüllü olarak antrenörlük yapıyorum. Takımımıza destek verilmesi halinde başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. 2 sezon Süper Lig'de kalmamıza rağmen maddi imkan ve destek yeterince olmadığı için Süper Lig'de kalamadık. Bu yüzden tekrar bu yıl bir oluşum içine girdik. Yönetimimiz büyük bir fedakarlık yapıyor. Yönetimimiz yıl dışından da transfer yapmaya çalışıyor. Hedefimiz Batman'ı hak ettiği yere tekrar Süper Lig'e çıkarmak. Batman ve bölgesinde futbol oynamak isteyen işitme engelli bütün kardeşlerimize kapımız açıktır. İşitme engelli kardeşlerimizle iletişim kurmak ilk başta da çok zor oldu ama şu anda anlaşabildiğimiz kadarıyla anlaşmaya çalışıyoruz. Artık onlar da beni anlamaya başladı. Ben de onları anlamaya başladım. İmkan varsa engel de yoktur. Sessizlerin sesi olmak için birlik olmalıyız ve bu takımıza sahip çıkmalıyız. Gittiğimiz her yerde ilimizi ve bölgemizi temsil ediyoruz. Ben her sabah 8'de babamın iş yerinde marangozda iş yapıyorum. Yani babamla beraber çalışıyorum. Akşam mesai bitimine kadar babamla beraber çalışıyorum. Mesaiden sonra evde kalmak istemiyorum. Spor yapma imkanım var. Arkadaşlarımla beraber antrenman yapıyorum her akşam. Kaç yıldır oynuyor? Çocukluğumdan beri kaleci olarak oynadım. 2007 mi? 2011'de başladım futbola. 2011'den şu ana kadar kaleci olarak takımımda görev alıyorum. Yaşım itibariyle heyecanım halen devam ediyor. İnşallah bu takım için bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bir 7 aylık bir sakatlığım oldu. 7 aydan sonra sakatlığım iyileştikten sonra tekrar takımıma, arkadaşlarımın yanına, yine hocamın sayesinde takımıma geri döndüm. Küçüklüğümden beri alıştığım, sevdiğim futbolu diyor, ilk önceleri diyor, mahalleden arkadaşlarımla, mahalle arkadaşlarımla oynamaya. Ve işitme engelli olduğum için beni biraz öteleyip kalede bana şans vermeye başladılar. İyi ki de öyle olmuş. Ben şu anda Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün kalecisiyim. Çok sevdiğim bir spor ve bütün işitme engellilere tavsiyem sporun her türlüsünü sevsinler. Çünkü bir türlü futbolun içinde yani oyuncu olarak yapamadım. Sürekli kaleci oldum. Yedek kaleci oldum. Tabii az kaleci oldum ama hep kaleci olarak kaldım diyor. Seviyorum kaleciliği diyor.
Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim İbrahim Turan. Ben ciddi anlamda güreş sporuyla ilgileniyorum. 2019'da Türkiye şampiyonluğum var. Bir sonraki sene 3. ondan sonraki sene 2. olarak bitirdim. Şu anda da futbol antrenmanlarına katılıyorum. Yani benim için spor çok önemli. Tabii ki önceliğim güreş ama futbolda da başarı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu anda çalışmıyorum. Boşta geziyorum. Ve arkadaşlarımın idmanlarına katılıp boş zamanlarımı o şekilde değerlendiriyorum. Hem kendi vücut sağlığım için hem de arkadaşlarımın başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Durmadan, yatmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bütün engelli kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Engelli arkadaşlarımız evlerinde kalmasınlar. Futbol, basketbol vesaire bütün branşlarda spor, herhangi bir sporla uğraşsınlar, sporun içinde olsunlar. Bu onları sosyalleştirecektir. Bütün spor dalları olabilir. Yeter ki engelli kardeşlerimiz herhangi bir sporla uğraşsınlar, dinç kalsınlar, sağlıklı kalsınlar.